Şu hadis-i şerifleri de kulağına küpe yap. Belki bu hadisler seni zekat vermeme günahından kurtarırlar. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurmuştur. Namazla zekatı birleştirinceye kadar zekat vermeyen bir adamın namazını Allah kabul etmez. Şüphesiz ki Allah namaz ve zekatı birleştirmiştir. Artık siz onların arasını ayırmayın. Ebu Surayh el-Huzai Hazretleri nakletmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Allah zekat vermeyene, yetim malını yiyene, büyü yapana ve aldatana rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Büreyde Hazretleri nakletmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kavim zekat vermezse mutlaka Allah onlara kıtlık verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Define sahibi definenin hakkını yani zekatını vermezse kıyamet gününde definesi dazlak başlı bir ejderha olup ağzını açarak onu kovalayacaktır. Ona yaklaştığı zaman ondan kaçacak, ejderha ise arkasından şöyle seslenecektir. Gel, sakladığın defineni al. Benim ona ihtiyacım yok. Ondan kurtuluş olmadığını anlayınca elini onun ağzına sokacaktır. Ejderha da onun elini hurma hasırını parçalar gibi parçalayacaktır. Daha nakledebileceğimiz çok hadis-i şerif var. Lakin hidayetten nasibi olana bu bahiste bu kadar yeter. Eğer aklın varsa ve kalbin ölmemişse bu hadislerden ders alır ve tövbe ederek zekatını verirsin. Allah sana da bize de kamil hidayet nasip etsin. Amin.